Yeliz Akay'la Sabah Keyfi başlıyor. Günaydın Paşacığım, şöyle teşekkür alayım ederim. Seni. Mikrofonu bana niye verdin ya? Ben şarkıcı mıyım? Ev sahibisin ya. Şarkıcı mıyım? Evet. Merhaba. Benim evimde de yok yok yalnız. Günaydın. Evime konuk geldiniz, evimde de yok yok. Bak, vallahi ya, sofran yani. Çok güzel. Değil mi? Gerçekten bembeyaz. Sonra alacağız şöyle bir açılış anonsu. Oh. Halayla geldik hakikaten, evet. Halayla böyle sabah sabah jimnastik yaptırdık insanlara. Canlı canlı. Şey yaptık böyle, kahvaltıyla birlikte. Şimdi hanımlar kahvaltı yapıyorlar, ondan sonra oturuyorlar ya da işte ev işi yapıyorlar. Onlarla değil efendim, sabah sabah ne yapıyoruz? Sabah 10'da Ekin TV'yi açıyorsunuz efendim. Yeliz Akay'la Sabah Keyfi'ne sizler de konuksunuz ekranlarınızdan. Birlikte cıvıl cıvıl. Böyle evet, birlikte ne yapıyoruz? Jimnastik yapıyoruz. Evet. Sabah ne derler? Sabah sporu yapıyoruz. Ekin TV ekranlarından herkese günaydınlar, kucak dolusu sevgiler efendim. Bomba gibi bir program sizleri bekliyor. Böyle kıpır kıpır keyifli bir program sizleri bekliyor. Paşa Bey bizlerle birlikte olacak efendim. Paşa Sökmen bizlerle birlikte olacak. Güzel şarkılarıyla şöyle. Bugün şey istemiyorum.
Böyle slow parça istemiyorum. Tamam. Sevgili yönetmenim, bugün coşacağız. Kabilimizdir, kabilimizdir. Bugün coşacağız efendim. Tamam. Böyle şey yapacağız. Hareketli parçalarla. Çünkü güne ne kadar pozitif başlarsak, o ne kadar güzel başlarsak... Iyi olur. Ekranları başındaki izleyicilerimiz için de o kadar iyi olur. Niye? Daha pozitif bakarlar, daha güzel zaten başlarlar. Zaten öylesiniz ya. Hareketli başlarlar zaten güne öylesiniz. Efendim benim gibi. Ben enerjimi veriyorum böyle. Sevgili Gökhan. Dostum, sevgili arkadaşım böyle. Değil mi? Oyuncumuz efendim, çok değerli oyuncumuz Serdal Yazıcı bizlerle olacak. Setlerde yaşadığı zorlukları böyle güzel güzel şey, güzel anılarını bizlerle paylaşacak. Evet. Oyunculuğa karar vermiş gençlerimiz varsa değil mi Serdal'cığım? Evet, evet, evet. Önerilerin ne olacak? Tavsiyelerin nasıl olacak? Almanya'da bu kadar eğitim aldın, işin hem alaylı kısmında yer aldın hem eğitimli kısmında yer aldın. Bunları konuşacağız ve güzeller güzeli canım arkadaşım Banu Öztürk bizlerle birlikte olacak. 2009 kainat güzeli aramıza bir güzel gelecek. Ama malumunuz efendim İstanbul tarafında kendisi birazcık rötarlı gelecek programımıza, kahvaltı masamıza değil mi? Çok fazla trafik olduğu için İstanbul'da yaşayanlar zaten evet, bilirler ki biz de zaten çok, çok zor yetiştik. Vardı. Hakikaten çok zor yetiştik. Gökhan'cığım sana da günaydın. Uyanabildin mi? Uyandın. Hadi bakalım peki. Havalar da biraz daha böyle. Böyle mahmur bakıyorsun bugün bana ya. Uyanamadın sanki. Evet efendim, şimdi kahvaltı ne derler, kahvaltı masamın değerlendirmesini alayım. Bugün, ben bugün yumurtamız da var. Evet, senden başlayalım. İyi, o zaman başlayalım. Yani şimdi baktığım kadarıyla süper. Şöyle bir yakından çekelim. Kahvaltı masanda olmazsa olmazın ne? Yani olmazsa her olmazın. Her konumu soruyorum ben. Evet. Şimdi balı seviyorum. Tamam. Bal, tereyağı biliyorsunuz. Bal var. Tereyağı o, bal evet var. Evet. Bak, dikkatimi tereyağımız, çekti. Tereyağımızı koymuyor. Ne oldu, mikrofon düştü. Evet, simitimiz var. Simit taze var, taze. Evet. Her ondan şey sonra var yani, başka. Olması gereken her şey var. Ne bileyim, reçel, ondan sonra olmazsa olmazlarımdan. İşte hı-hı, kırmızı etten salam olabilir. Evet. Olmazsa olmazlarımdan. Ama şu an çok zengin bir menü var zaten sofranızda. Teşekkürler. Gerçekten yumurta çok güzel. Yumurta da eklemişsiniz. Evet. Artık süper sevgili yani. Gökhan'cığım bak, bunu, bu senin. Bu senin Gökhan'cığım. Bol bol protein bu senin. Gözlere de iyi gelir çünkü her sabah mamur mamur bakıyor. Protein iyi gelir. Evet efendim, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sen uğraşıyorsun şeyle. Ha, birazdan evet, birazdan Banu da aramıza katılır. Onu arkada tak istersen. Bacacığım. Ses geliyor mu şu an? Ses geliyor mu sevgili yönetmenim? Geliyor değil mi? Tamam, problem tamam. Yok. Banu'cum da aramıza katılacak birazdan. Tamam. Şimdi sevgili Yeliz, yani kahvaltıda olmazsa olmazlardan dediğim, ben yumurtayı çok severim. Tamam. Yani onun çiğisi olsun, pişmiş olsun, sahanda hiç fark etmez, severim yumurtayı. Ay sahanda yapamadık da. Yok yok, hayır hayır. Severim yani, çok hoşuma gitti yumurta olması. Çok güzel. Balımız var. Sevindim. Ondan peki kaç veriyorsunuz? Temiz, bir de temiz. Temizlik de çok önemli, hijyenlik. Sevgili izleyenler, ben temizimdir, titizimdir efendim. Her zaman söylüyorum, her sabah erkenden geliyorum. Kahvaltıyı hayır, kendi değil, evlerimle hazırlıyorum. 9 veriyorum. 9 mu niye? 10 üzerinden 9. Bir puanı nereden kırdın yahu sevgili izleyenler? 10 üzerinden 10 almam gerekmiyor mu? Ben 9 verdim. 9 verdim. Sen kaç verdin? Vallahi verdim? Ben 10 veriyorum çünkü konsept güzel ama sakın yanlış anlaşılmasın. Yo yo. Yani. Şimdi sen de setlerde sürekli gecen gündüzün setlerde olduğu yani için biz... doğru düzgün kahvaltı da şey yok. Evet, dışarıda yiyoruz. Düzeni yok. Örneğin kahvaltıyı dışarıda yapıyoruz. Sette soğuk. Tabii tabii. Çok tabii, yoğun tabii oluyoruz çünkü. Düzen olarak nasıl? Düzen çok güzel. Yani renk uyumu da çok güzel. Evet, onu diyecektim işte. Yani... Sevgili izleyenler, benim evet, Gökhan kameraman arkadaşım canım Gökhan'cığım yakından çekti. Sizler de bana bir de evet, onlar da benim seçtiğim. Demin söyledim dekorla, şık olsun diye. Efendim SMS gönderiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ekin yazıyorsunuz büyük harflerle. Boşluk bırakıyorsunuz. Adınızı, soyadınızı, ilinizi ve telefon numaranızı yazdıktan sonra kaça gönderiyorsunuz? Siz de ezberleyin. Sivas'tan mesaj bekliyorum, SMS bekliyorum. Sen Sivaslısın, Sivas'ın sanatçısısın. Ne yapıyoruz efendim? 39-29'a canlı canlı sorularınız varsa, önerileriniz varsa, istek şarkılarınız varsa, oyunculuk hakkında sorularınız varsa ve hediye kazanmak istiyorsanız çay takım seti hediye ediyoruz biz her izleyicimize. Yani her sabah bir tane izleyicimize efendim. SMS gönderen izleyicilerimizden bir tanesine çay takım setimiz olacak efendim. Hem canlı canlı burada... okuyacağın şarkılara belki göndermek isteyen insanlar olabilir, istek şarkıda bulunmak isteyen izleyicilerimiz olabilir. Hem SMS'lerinizi gönderiyorsunuz, isteklerinizi, sorularınızı, önerilerinizi, şikayetleriniz de olabilir efendim. Saçım hakkında ya da kıyafetim hakkında değerlendirmeler ve masamın değerlendirmesi. Ve bununla birlikte çekilişe katılıp çay takımı, çok şık bir çay takımı seti kazanma şansınız var efendim. Hemen telefonlarınızı elinize alıyorsunuz. Ha yok, ben canlı yayına bağlanmak istiyorum diyorsanız efendim, alan kodunuzla birlikte 0212
639 97 97 numaralardan canlı canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz diyorum. SMS için 3929. 3929. Sivas'tan bol bol gönderin, bol bol bekliyorum. Evet, mahcup Sivas, etmeyin beni. Evet, Sivaslı izleyenler, Sivaslı izleyiciler. Evet, 3929'da. Paşa Sökmen bugün... O da gönderir. Paşa Sökmen, ben anlamam Paşa Sökmen bugün benim konuğum. Sen Sivaslısın, Sivas'ın sanatçısısın. Sanatçılarına sahip çıksınlar efendim. Teşekkür ederim, sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Ama bu arada başka ileride de çok dostum var. Karadeniz olsun, Doğu Arada olsun. Oralardan da bekliyoruz. Gelir yani, gelir tabii yani, oradan da gelir. Oralardan da bekliyoruz ama Sivas'tan daha çok bekliyoruz. Çünkü evet, bugünkü kahvaltı konu. Yürüyor artık, kahvaltı konu sensin. Serdal'cığım sen neresin? Ben Aslan Rizeliyim, Güneysu. Daha iyi, Karadeniz bölgesi. Rize'den de bekliyoruz efendim. Ben şimdi anlamadım. Ümraniyeli Rizeliler göndeririz. Ümraniyeli Rizeliler. Face'te biliyorsunuz, belki görmüşsünüz, sayfaları var falan. Bayağı evet, geniş kitle. Bayağı geniş. Oo. En ufak bir görüntümü paylaşıyorum. Bir yorumlar geliyor aklınızda. Ümraniyeli Rizeliler'den yoğun senin olarak. Senin bir fragmanından da ben şey aldım, resim aldım, evet, paylaştım. Evet. Face ve Twitter'da, Face evet, sayfalarımda evet, falan. İnsanlar hakikaten... kötü karakter aslında, hani diyoruz ya, hani kötü karakteri halk daha çok benimsiyor, halk daha çok evet, seviyor gibi. Evet. Erol Taş o zamanlar, yani bizim çocukluğumuz. Yani o zaman ha, o zamanlar da daha bir, şimdi Nuri Alço gazozla mesela. Hani şimdi de aynı şekilde aslında. Evet. Kötü karakter her zaman halk tarafından benimseniyor efendim. Evet. Daha çok seviliyor. Evet, nedense. Dedektif Memoli'nin öncesinde, istersen biraz öncesinden bahsedelim. Birkaç dizide oynadın sen. Evet. En önemli karakterlerinden hangisiydi? Daha çok üzerine giydiğin ve seninle, senin kişiliğinle örtüşen rol. Benim kişiliğimle örtüşen bu Dedektif Memoli dizisinde ki karakterim, biliyorsunuz kötü karakteri canlandırdım orada. Bayis çetesini oynuyorum. Bayis çetesinin başıyım yani. Evet. Kulakta işte küpe. Hatta izleyicilerden de yorumlar alıyorum. İşte ya kulakta küpe, işte peşkeş çektiğin kişiye bak. Yani evet, çok ilginç falan. Neyse o beni benimsetti kendime. Yani karakteri oturdu bana. Çünkü zaten oyuncu olduğumuz için her karaktere bürünmek zorundayız biliyorsunuz. Tabii. Yani her karaktere, bir aile babası, işte normal işsiz bir genç. Evet. Herkesi ben sen siz olabilirim, sizi canlandırabilirim. Evet. Böyledir oyunculuk. Neyse o anda işte oradaki sahnemi biliyorsunuz, zaten izledik. Bağırıyorum. Gelecek i̇şte birazdan da VTR olarak evet, sevgili yönetmenim İremcim'den evet, onlar gelecek birazdan. Alemin Kralı'na ben aslında hani Dedektif Kralı, evet, Memoli'den önce evet, Alemin Kralı. Orada evet, da evet, çok evet, iyiydin. Şafak'la çok evet, güzel bir ambiyans. Şafak evet, Sezer'le evet, selamlarımızı gönderelim. Gerçi buradan uyudur Şafak. Evet, uyuyordur. Çünkü gece sabah kadar setteler. Ben de buradan saygılarımı iletiyorum eğer izliyorlarsa Şafak Bey. Çok iyi bir oyuncu kendisi gerçekten. Tamamıyla doğaçlama yaptık orada. O Şafak replik zaten yok, başlı başına yani çok şeysiz, repliksiz çok güzel doğaçlama yapabiliyor yani. Saat 3.30 setteyiz, Tempelin platolarındayız. Evet. Girdim içeri, kostümü giydim. Kuyumcuyum. Şafak Bey geldi. Replik yok mu dedim, veya süflör yapılacak mı dedim. Doğaçlama yapacağız dedi, aynen bu şekil. Evet. Tamam dedim. Kendimi o anda kuyumcu hissettim. O anda kuyumcu hissettim. Bu çok önemli. Buradan eğer izleyenler varsa, hani oyuncu olmak için çaba gösteren arkadaşlarımız oralara varsa... geleceğiz. Önce rollerinden evet, bahsedelim şimdi. Evet. Oralara geleceğiz. Sıkıntılar evet, yani evet, bir o kadar. Şimdi bizler, sözünü kesiyorum evet, canım. Pardon. Şimdi, unutuyorum çünkü ben balık ağızlıyım, birazcık böyle unutuyorum. Şimdi Paşacığım sen de izliyorsundur. Belli evet, başlı hani son zamanlarda bir dizi furyası çıkış var yaptı. Şimdi belli saatlerde mesela, ya da ev hanımlarına sorduğumuzda, salı günü ne izliyorsun? Salı günü şunu izliyorum. Çarşamba günü şu dizi günüm. Perşembe şu var. Sohbet ediyorlar. Ben bazen böyle arkadaşlarımla falan, ya şu şöyle mi olacak, bu böyle mi olacak falan. Şimdi 90 dakika değil mi? Bununla ilgili de çok önemli isimler evet, bu anlamda bir adım attılar. Evet. Değil mi? Taksim'de falan bir Taksim'de yürüyüş falan oldu. Yani Beren Saatinden sonunda birçok isimler, oyuncular, yapımcılar. Hani birazcık böyle film tarzında, çünkü çok yoruluyoruz. 90 dakika sinema tarzında yani 2 saat evet, dizilerin biraz saatini düşürmek adına çok güzel bir çalışmalar yaptılar. Bizler izliyoruz mesela 2 saat boyunca. Aralarda reklam da olsa reklamın bitmesini bekliyoruz ki sonu ne olacak diye mesela. Ha, bunda ama o set arkasını... Set arkasındaki nelerin olduğunu, nasıl, ne şekilde, hangi şartlarda, zorluklarla oraları, o evet, görüntüleri aldıklarını bizler bilmiyoruz. Evet. Ha tamam, bazı programlar var mesela, hani set arkasını gösteren böyle bu tarz programlar var. Ama ne derece işte
o ambiyansı ve o zorlukları senden ben duymak tabii, istiyorum. Tabii. Ne gibi zorlukları var? Şöyle zorlukları var. Öncelikle sete yetişmek için sabahın çok erken saatinde kalkıyoruz. Hı-hı. 4'te kalkıyorum. Saat 4'te kalkıyorum. Çok erken. Evet. Yetişmem gerekiyor çünkü. Kahvaltısı var, bunun repliği var, işte çalışması var. Rolüm ne, karakterim Hı-hı. ne? Gittiğimiz zaman set arkasındaki çalışmalarda örneğin siz izlediğiniz belki 5 saniye veya 10 saniyelik o görüntüler değil mi? İnanın bizim minimum 3 saatimiz alıyor. Evet. Minimum 3 saatimiz alıyor. Yağmur, çamur, soğuk şartlar hiç fark etmiyor. Dekor falan üstüne düştü. Benim öyle bir şey oldu da başka bir kanalda program yaparken öyle bir yayına son işte 4 dakika, 3 dakika kala dekor üzerime böyle bir şey oldu. Ne derler? Böyle bir düşecek gibi oldu falan. Birkaç parça gerçi düştü de Allah'tan böyle altından sağlam bir şekilde, tek parça bir şekilde ayrıldım. Mesela tam yayın çekim sırasında, işte kayıt sırasında biliyorsunuz sese çok duyarlı setler. Sese. Evet. Sessizlik çok önemli. İşte rejiler kestik, sessiz olalım lütfen. Çıt çıkmaz. Çünkü ses alıyoruz, mikrofonumuz var. Doğru. O anda tam böyle moda giriyoruz, çok iyi oynuyoruz, hatasız uçak geçiyor. Yani o konuda yapacak bir şey yok o değil mi? O uçak sesi çok uzaktan geliyor, çok uzaktan. Ama alır. Ve kestik diyor yönetmenimiz. Kestik, tekrar çekeceğiz, uçağın geçmesini bekleyeceğiz diyor. Yani bakın zorluklara bakın. Değil mi? Yani siz keyifle izliyorsunuz bizi, bizim amacımız belki bu. Belki o modu bir daha bulamayacaksınız. Yani aslında bulamıyoruz, belki de bazı zamanlar daha iyi moda giriyorum. Yani kendimi öyle bir kaptırıyorum ki bir işte... Ama psikoloji çok önemli çok Paşa. Önemli. Yani sen de sanatçı adamsın mesela. O psikoloji hani aslında annesi rahatsız atıyorum. Ama o gün seti var, gitmek zorunda, yapmak zorunda. Sanatçısın mesela. O gün çok tatsız bir olay yaşadın mesela. İşin gereği işte sahne alman gerekiyor. Ekstran var mesela. Ya da albüm çalışmasındasın. Düğüne davetlisin. Yani. Stüdyoya girmen lazım. O psikolojiyle işte o da bir, aslında bir maske değil mi? Aslında kesinlikle. O da bir... bu şey mi demek aslında yani işini daha mı profesyonel yapmak demek değil mi? Tabii hani canım. Bizlerde de oluyor tabii ki. İnsanın sonuçta. Her günümüz birbirine uymuyor. Ya, değil kesinlikle mi? Katılıyorum. Dün mesela ben çok teşekkür ediyorum Yeliz'e. Şu gece ben... 2:30'da geldim işten. Dün söylemiştim. Ha, evet, sahnem vardı. Bostancı'da bir bardayım ben salı günleri. Söyledim hatta. Dedim böyle böyle ne demek dedi. Sağ olsun. Gece bir açayım dedim. 3:30'da eve geldim de ben. 3:30'da bir açtım. Sağ olsun. Yani ne kadar profesyonelliğini göstermiş. Bizim işte internetten resimlerimizi almış. Sizden. Evet. Ben, ya evet, çok ben, teşekkür ediyorum. Evet. Bu kesinlikle nedir biliyor musunuz? Ne olursa olsun. Erdemlik ve saygı, nezaket. Tabii ki. Tabii canım. Kendisine saygı görünce sonra ya dedim tebrik ediyorum dedim ya. Bizim menajerimiz var Bahri Bey, Bahri Tarsus'u. O da beni aradı. Aynı benim şifrelerim var onda. Hı-hı. Şu anda dedi ki ya dedi bravo dedi. Ya aferin dedim ya. Çok teşekkür ediyorum bu anlamda. Evet. Rica ederim efendim. Şöyle. Ben işimi severek yapıyorum. İşimi profesyonel yapmaya çalışıyorum. Bu arada bittikten sonra da bilmiyorum bize yapar mı inşallah yapar. Teşekkür. Nezaket, işte teşekkür yazıyor işte teşekkür dünden gelen konuklara. Tabii. Ne kadar tabii, güzel. Tabii, i̇şte bu yani... nedir biliyor musun? Bizim piyasa hani derler yani. Evet. Çok büyük, büyük değil. Çok küçük. Evet. Hani Mahmut Tüncer sevgili abim. Biz 40 kardeşiz bu yönde. Kırkımızı biliriz der hep yani yıllardır. Mahmut abiyi bu arada sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyorum. Ben aradım Mahmut Tuncer'le görüştüm. Mahmut abicimle gelir görüştüm. Ya. Saygılarımı gönderiyorum kendisine. Çok iyi bir yürek. Hakikaten çok. Eşi de keza öyle. Ablacığım dedi bu aralar dedi biraz şeyim yılbaşı gelir, programı gelir. Falan. Yılbaşından sonra söz veriyorum dedi. Ara Mahmut abi gel. Ara bol bol ara. Mahmut abi dedim lütfen dedim bak söz verdin. Ondan sonra yok dedi sözüm söz erkek sözü. Yılbaşından sonra dedi. Yılbaşından sonraki ilk hafta ocağın ilk haftası dedi sendeyim dedi. 3 defa ara. 4.'ü de kesin gelmek zorunda. Sözünü öyle aldım dedi. Ben. Kimseyi kırmaz yok, yani. Sözünü öyle aldım. Çok iyi bir insan. Çok mert bir insan. Aynen. Sektörde hakikaten yıllardır birçok isim gibi çatallaşmadan yolunda devam eden, ilerleyen ve halkın gerçekten çizgisini bozmaya taht kurmuş bir isim. Çok ekmeğini yedim, çok işlerine gittim Hı-hı. sağ olsun. Yani iyi bir abimiz. O, dedim ya işte çok mutlu oldum ya dedim bravo dedim ya yazmış var. Tebrik ediyorum yani. Teşekkür ederim efendim. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Ekin TV izleyenlerine, seyircilerine layık bir program çok, yapmaya çalışıyoruz. Çok her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Bu arada Banducum'dan hala ses seda yok. Trafikte belki böyle. Belki gelmiştir. Günah'a girmeyelim ya. Belki de içeridedir. Evet yönetmenimiz sevgili İremcim haber verecek bize. Böyle biraz şey... ortada bir bayan olsaydı ben daha bile bile böyle yaptım. Ne dedim aramızda dedim bir tabii, tane tabii. Dünyanın dünya güzel efendim kainat siz güzel yani. Siz de çok güzelsiniz canım. Teşekkür senin olur mu öyle şey? Benim çok
maalesef. Güzellik kavramı oldu, siz de güzelsiniz. Bizim tacımız yok ama. Olur mu? Tacınız yüreğinizde. Teşekkür ederim. Ya, çok mersi, sağ olun. Sevgi değiliz, olur mu öyle şey? Çok mersi. Evet, zorluklarından dedik. Evet. Zorluklar olduğu kadar da bir o kadar da aslında unutulmaz anılar yaşanıyor değil mi setlerde? Hani kamera arkasında Şafak'la hani anlatabileceğim böyle tabii şeyin var şimdi... mı? Yaşadığı böyle kalıcı böyle güzel bir hatıra anı. Yani şimdi gece 3.30 dediğim gibi tendeyiz. Çağırdılar, girdim. Evet. Karakterimi canlandıracağım. Şafak Bey orada beni bekliyor. Daha ilk defa tanışıyoruz tabii. Beni tanımıyor. Oyunculuğum nasıl onu da bilmiyor. Elimi şöyle koymuştum tezgah, rol gereği. Ya öyle koyma ya. Gözünü seveyim. Şöyle koysan daha iyi olur. Ben yani biliyorsunuz onun konuşma tarzını falan. Koydum. Tamam Şafak Bey koyarım dedim. Yorgun musun dedi. Yo iyiyim. Yorgun değilim dedim. Ya 3.30 olmuş. Doğaçlama yapalım seninle dedi. Peki dedim. Doğaçlamaya başladık. Yüzük ne kadar dedi. 500 bin dolar dedim. Bununla ev alabilir miyiz dedi. Doğaçlama esnasında. Evet. Alabilirsiniz dedim. Şu ne kadar? 200 bin dolar dedim. O zaman bununla bunu birleştirip villa alabilir miyiz? Vallahi abi 5000 dolarlık daha yüzüm var. Onu da katalım. Üzerine bir de araba vereyim size. Ondan çok sonra güzel. Başladı ağlamaya biliyorsunuz onun ağlama karakterini. Cem'de para yok ki. Tavuk alacak para var falan. Lütfen çıkın bir sonra. Adam hakikaten. Güzel yani. Yani oyunculuk var. Oyunculuk yani. İçin yani bu meslek yaratılmış. İçin hakikaten yaratılmış evet. Yani. Hani anında bunlar, da giriyor anında. Sen mesela Almanya'da bu işin eğitimini aldın. Tiyatro. Yani işin hem akademik kısmında benim tabirim budur. İşin hem akademik kısmında yer almak. Hem de teorik kısmında ve hem de uygulamalı kısmında yer almak. Yani bu çok güzel bir şey aslında. İleriye dönük hani ya da kişilerini çözerek hani hangi dizide ya da hangi projede daha iyi performans göstereceğini de aslında gösteriyor. Yani tiyatro. Almanya'daki aldığın eğitimden birazcık bahseder misin? Şöyle Almanya'da bizim Grundhauptnicht Werkrealschule mezunuyum. O okulun da bir tiyatro kısmı vardı zaten. O bölümü de seçebiliyorsunuz. Orada Brecht ve Stanislaus biliyorsunuz çok kariyer yapmış eskilerden Brecht ve Stanislaus'u bilmeyen yoktur. Eğitimini aldık. Çok farklı yani burayla farkı olacağını sanmıyorum. Daha çok drama yoğunluklu eğitim almıştım. 176 sayfalık skeç ezberlediğimi hatırlıyorum yani. Ezber çok önemli. Bu işte, oyunculukta değil mi? Oyunculukta bir de kitap okumayı tavsiye ediyorum. Oyuncu arkadaşlara kitap okumayı tavsiye ediyorum. Çünkü ezberi geliştiriyor. Kelime haznesi gelişiyor değil mi? Kelime haznesi gelişiyor. Evet. Şimdi bana anında replik veriyorlar. İşte atıyorum yarım A4 kağıdı replik geliyor. Hadi 10 dakika sonra sizin rolünüz başlayacak diyorlar. Onu iki kere okuyorum hemen bir de animesse canlandırması yapıyorum. Animesse dediğimiz bizim film sektöründe karakteri canlandırıyorsunuz. İşte o an Serdal içeri girer, telaşlıdır ve karşındaki Kenan'a bakar. Kenan o an onun yüzüğü çıkartır. Bu animesse'dir. Hem animesse hem replik canlandırması çok önemli. Doğru. İkisini bir arada yürütmek çok önemli. İşte oyunculuk buradan başlıyor. Hem doğaçlama hem aslında ezberin nasıl paşa? İyidir. İyi. Yiyorsun canım yani şarkı iyidir. Ezber yani anlamında. Şarkıyı ezberlemek zorundayım canım. Yeni çıkan mesela iki tane türkü, üç tane türkü. Müslüm Gürses mi unutuyordu şarkılarını? Yok. Lafınızı kim unutuyordu? Söyleyeyim mi? Unuttu sadece canlı yayında. Kim söyle. Söyle. Sende var mı ağzına? Söyle bir şey olmaz. Olmaz canım. Burada biz bizeyiz canım. Herhalde güzel hayatta bir türkü tam bilmez ve ezberi hiç yoktur. Ufalıdır ufalıyım ezeldiği. Tam bitirsin, 2/4'ünü tam bitirsin. İbrahim abi dedi ki, daire alacağım, yemin ederim bilmez. İnan. Benim de dostumdur bak, izliyorsa da bak. Bir türküyü, örnek veriyorum. Tabip sen elleme benim yarama. Onu aynen bak. Tabip sen elleme benim yarama. Sadece döner ki, tabip sen, abi ikinci mezür. Vallahi de, billahi de, tillahi de bilmez. İnanmıyorum ya. Geçen gün evet bir konuk. Çok eğlenceli oldu. Yani, bence de. Geçen biz ama bilmek, ezberlemek zorundayız Türkiye'yi. Yani. Ferhat Güzel'in burayı konuk olduğunu düşünsenize. İnanmıyorsun değil mi? Yok yani. Kimini vereyim ben sana. Yok iyi bir insan. Kimini vereyim sana. Sanki evdeyiz. Öyle. Cebini vereyim sana. Cebini vereyim sana. Paketan aldım. Ben onun da bir girişini görüştüm. Bak ne olursun bak. Yok, merhaba Yeliz'ciğim. Geçen gün bir televizyon programında izledim. Şimdi bir bayan var ikinci albümünü çıkartmış. Ferhat Bey de ayağını kırmış. Hadi ya. Ayağı kırılmış böyle sargıyla geldi. Medya falan geldi. Bir şey oldu mu? Yok sargıyla geldi. Yanında da çok güzel bir hanımefendi böyle göğüs dekolteli falan. Sevmez zaten hiç. Göğüs dekolteli kanına bir böyle şeyler. İltifatlar. İltifatlar yani işte çok şıksınız. Kadının... isim vermek istemiyorum. Albüm kapağı da o dekolte de. Hatta sonucu bayan sordu hani göğüs dekoltesi vermekten hoşlanıyorsunuz yani herhalde pek falan. Böyle bir bayan hani böyle bir mantalitede
Ferhat Bey şey dedi, bir imza atar mısın dedi alçıma. Ayak altına ayağını uzattı masaya doğru. Tabii. Ya böyle koptuk yani, koptuk yani. Ekran başında yani izleyenler varsa hatırlayacaklardır. Koptuk paşacığım, evet, böyle evet. Bir şey yok. Onun yani yok, ezberi yok. Söyleyemedi de, evet, şarkıyı da söyleyemedi. Ben ona vurmadım. Hakikaten unutkanlı. Tabii canım. Bilmiyor. Yani... Sevgili izleyenler, aramızda kalsın, Ferhat Güzel'in ezber kabiliyeti. Kimse duymasın, kimse duymasın. Eyvah eyvah. Sıfır efendim. Aa, kimse duymasın. Eyvah. Sorunuz yani bana, ezberim iyi canım. Mesela güncel Sezen Aksu'dan da ben sahnede okuyorum nacizane. İşte Ferhat Göçer'den de bir iki tane bilmek zorundayım. Çünkü repertuarım, ama normal türkü okuyorum ben. Volkan abi'den de biliyorum, ama Türk halk müziği okuduğum zaman tabii ezberliyorum. İnternetten tabii, indiriyorum falan. Ezberim iyi, fena değil ya. Ferhat Güzel'den cevap gelir o zaman en kısa zamanda. Vallahi izlediysen. Ferhat Göçer diye isim geliyor. Ben Ferhat Göçer diye isim geliyor. Ferhat Güzel. Çok fena. Ondan sonra yayın bitti, bana vereceğiz. Gün ben. Ben yeni yılda böyle çıkarmışım. Baksana böyle. Ne oldu? Güzel çarptı. Güzel çarptı. O zaten yani hakikaten başlı başına bir facia. Yani program çok faciaydı. Ama bile bile alıyor kumcular. Kıza resmen yani reytingimi güzeldi. Kesinlikle. Reytingimi iyiydi. Hayır, kesinlikle. Evet, evet. Ben reyting için... Yapmazsınız siz ama yapamam. Bununla ben bir röportaj verdim Güneş Gazetesi'ne. Kelebek'te de çıkacak. Bununla ilgili, yani programlarla ilgili dün bir röportajımız oldu. Buradan da birkaç cümle söylemek istiyorum. Rol. Yani insanlar tepki gösteriyorlar. Hani türkü kanalıdır. Hani böyle biraz rol yapman. Rating için ne sanatçı alırım, bravo, programıma. Bravo. Gerçekten paşacığım. Ne sanatçı alırım? Rating. Senin ratingin yüksek olabilir. Ama benim formatıma belki kesinlikle tersi olabilir. Saygı duyarım. Önünde saygıyla eğilirim. Evet. Sanatçı kimliğine. Evet. Ama senin ratingin yüksek diye ya da şarlatanlık aptal yapma. Saptal çok affedersiniz. Bravo. Sevgili izleyenler, aptal saptal burada konuşacaksın aynen, diye. Aynen. Ratingimi yükselteceksin diye ben seni almam. Kesinlikle. Kalite çok önemli. Kesinlikle. Burada dekorumuzdan da çay kaşığımızdan da anlaşılacağı üzere biz kaliteye önem veriyoruz. Biz işin akademi kısmında yer almış insanlarız. Asla alaylıları da hakir görmüyoruz ama ben o tip insanları yok. Üstümde kalmasın. Burhan abinin selamı var. Burhan? Akta. Burhan Akta. Oo, çok aradın önemli bir isim. Geçen gün de Burhan Bey. Evet, tabii ki. Çok aradın sizi. Gazetecilerden. Tabii ki. Geçen gün programa konu yüreği, kaldı. Konu kaldı. Korkunç Burhan derecede Bey'in yüreği iyi bir insan. Tanışmanı isterim. Çok iyi bir çok insan. İyi bir, çok size çok iyi seviyor bir yürek. Ben 7 günün 3-4 günü yani gün içinde telefonlaşırız, sohbet ederiz. Sevgilerimizi, saygılarımızı çok gönderelim. Seviyorum. Cemal Göktaş'a sevgilerimizi gönderelim. O da Sivaslı. Elit Ajansı Cemal abi de selam sahibi. Olsun. Gerçekten Elit dergisinin Elit Ajansı. Selam olsun Cemal abi sahibi de. Burhan Bey de onlarla birlikte. Burhan Akta gerçekten Türkiye'de çok önemli bir isim. Ondan çok hocam diye hitap ediyorum ben zaten. Burada programda da konuştuk. Hocam derim. Hani çok iyi bir kızımız açacak, dedi. Sınırımı, çizgimi aşacak. Ben itiraf edeyim mi? Dedim ki ben programa gideceğim dedim. Evet. Ondan sonra sağ olsun ortak bir dostumuz söylemiş. Aha. Hatta Yeliz'e demiş ki kim ne paşası, general mi falan filan demiş. falan. Ondan sonra. Yok canım paşa, şaka diyorum. Yok şaka diyorum be. Evet. Çok kibar hatta aradı falan. Ben de o arada trafikteydim. Bizim ortak dostumuz da demiş ki ya demiş polis dedi falan. Ulan bu adam türkücü mü ne falan. Ya dedi sen kıza demişsin ki polis de misin? Abi evet, trafikteyim. Paşa dedim böyle söyledi. Trafikteyim dedim. Abi polis var, ben sizi evet arayayım dedim falan. Evet. Sonradan Burhan'a dedim ki. Ya dedim çok kibar konuşma zaman. O dedi ben dünya güzeli bir insandır. Selamlarımı söyledi. Üstüne kalmasın. Çok, Burhan abi çok seviyorsun. Burada izliyorsa bizleri gerçekten sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim Burhan Aktağ. Sen çok önemli bir isimsin Türkiye'de. Türkiye'nin senin gibi köklü gazetecileri ve gerçekçi, evet, hakikatli evet, evet gazetecilere ve yüreği TV programcılarına ihtiyacı var. İşini gerçekten çok severek yapan bir insan ve benim ondan çok daha öğreneceğim, çok öğreneceğim çok şeyler var. Mesleki anlamda yazılı basından, görsel basından, TV programcılığından. Çünkü ilk Dobra programını canım, ve Türkiye'den formatını de, tabii. O getirdi Türkiye'ye. Özel hayatıyla ilgili ben sormadan, hani programın yöneticisi olarak ben sormadan o kendisi bir şeyler söyledi. Özel hayatıyla ilgili bir kitabı var özel hayatına dair. Eski eşine yazmış oldu, Koynundaki Yılan adlı kitabı. Yani. O kitaptan, evet o kitaptan biraz. Mümkün olduğunca hani çok böyle ince yerlere ben çok girmek istemedim. Çünkü hakikaten gözlerindeki o yaralı, biraz böyle o yarayı ben anladım ve analizini ettiğim için çok fazla
fazla üzerine gitmedim Burhan Ak'tan. Ama sağ olsun çok severim ben özel de. Hayatıyla da ilgili, sektörle de ilgili çok güzel bilgiler verdi. Birkaç malzeme verdi, çok güzel bilgiler verdi kitabıyla ilgili. Özel hayatını kendisi açtı yani. Öyle açar diyeyim. Çünkü neden? Bir şey soracağım. Hani insan insana der ki çok özür diliyorum sen yaramaz adamsın. Adam bakıyorum hiç üstüne alınmıyor. Neden biliyor musun? Çünkü diyor ben yaramaz adam değilim ki diyor yaramaz. Evet. Yani, değil mi? İşte programdan çıkıyorum. Yeliz benim için diyor ki keza bir yerde. Ya çok özür diliyorum işte 5 lira etmez o adam. Hiç kızmıyorum. Önce değil ben mi? Yeliz'den öğreniyorum. Böyle bir şey dedim mi Yeliz diye öğreniyorum. Bizim evet. insanımızda bu yok. O hemen ne yaptın ya? Hiç benim öyle... Öyle bir adam değil bu dediğimiz adam. Hiç yani o anlamda da rahat bir adam. Ki ben de mesela Koç burcuyum ben de öyleyim. Mesela burada tanıştık size ve yüreğiniz hakikaten güzel. Demin mesela yüreği geldi. Yüreği çok önemli. Niye çok güzel önemli. Adam. Bak geldi evet. dedi. Merhaba dedi. Ben şuyum. Dedim ben sizi tanıyorum. Hı-hı. Filmlerden falan. Oturduk. Abi şey içer misin? Bak ne kadar kibarlık. Ha, değil mi? Şimdi ben bu adam için ne derim? Ben yayayım mı? Siz şimdi Yeliz'i her yerde lanse edelim. Çünkü radyoya gidiyoruz, televizyona gidiyoruz. Tabii ki sektör de aynı sektör. Yani biz işin televizyon kısmındayız paşacığım. Aynen. Sizler sahne kısmındasınız. Aynen, aynen. Birbirimize bağlıyız. Bizler birbirimize muhtacız. Tabii canım. Tabii. Şimdi Yeliz bana diyecek ki nereden getirdin? Diyebilir de kötü de işte iyi bir elektrik vermedi falan. Hadi buyurun. Diyebilir de yani kızmam ama anlatabiliyor muyum? Bu arada ben de koşmuyorum. Öyle mi? Nisan 1 ben. Nisan 8. Nisan 1 ben. Nisan 1. Aa Nisan 1. Tamam. Güzel bir şaka. Şakayı bıraktım. Hediye bir hediye aldım. Tamam şaka yapmıyorum. Tamam hediye alacağım. Gerçek bir şey söylüyorum. 42. Sevgili izleyenler görüyorsunuz canlı yayında tamam hep evet, istiyorsun paşam. İstiyorum. O zaman ben senden önce bir şey isteyeyim. Bir Türkiye alalım senden tamam, olur mu? Kolay, kolay. Şöyle hareketli ha. Ben senden isteyeyim tamam. önce. Hareketli olursa daha iyi olur tamam. değil mi böyle? Tamam. Mikrofon. Hazal mı? Hazal'ı mı alalım sevgili yönetmenim? Hareketli olsun. Çünkü... Hareketli olsun şöyle birazcık kıpır kıpır. Yok canım estağfurullah. Hadi gelsin. Hazalım yok mu? Var. Albümde varmış. Albüm zaten şeyden hep halay havalarından oluşuyor. Çağatay'ın Işıl'ın CD'sine mi bakıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya sen çok Allah atıyorsun. Vallahi bak. Mustafa abi çok seviyorum. Vallahi. Uçağı mi? Şimdi bağlarım hiç. Ne dersin hiç? Kahtal mıçı mı? Adam. Kahtal mıçı da adam gibi Yeliz. Adam. Onun... Adam gibi adam. Haydi bakalım.
ya da sevdim seni. Aman Hazal canım, Hazal canım sana. Çok güzel. Nasıl? Ağzına sağlık. Çok güzel ya. Her yerden girdin. Nereden Hazal, buldun? Nereden Hazal buldun dedin. Bu adamı dedin falan mı diyorsun? Ay yok. Ne alakalı? Mikrofonu ay, alayım çok ben. Mikrofon evet yanımda dursun. Gelecek arkadaş okuyor mu? Yok. O güzel. Ya belki okuyabilir. O, moda oldu ya. O yok model. Yok moda oldu yani. Güzelim. Mankenlerde falan da okuyor. Ha, okuyanlar. Yani. Paşa. Paşa sen bugün benim başımı yak edersin paşa. Bir şey dedin mi abi? Konu mankenlere girdi. Hayır. O mankenlere kalbim ilerledi. Çöktü mü şu anda? Öyle, bak, okuyan yok mu abi? İlerleyen zamanlarda Tuğba Özay da konuğum olacak. Yani böyle yakma başımı. Geldiğinde de selamımı söyle. Çok sevdiğim, çok sevdiğim bir ablam. Bak seviyorum kendisini. Hı hı. Keza çalıştığı menajerler verdi, Metin evet. Özaydın'la olsun işte falan arkadaşımız. Ben o niyetle vallahi demedim. Yani normal yani kendine güveniyorsa kendine okuyabilir yani. Tabii tabii doğru. Nereye kadar okur bilmem ama. Adana'dan diyeceğim. Vallahi başımı yakacaksın. Yine üstü kapalı bir şey vardı orada. İşte, gördün mü başımı yakacaksın. Paşacığım. Sabahın altında kalk buraya gel. Bir de kötü oldum abi işte. Allah razı olsun. Senden de ama yani ama, ben... Ama yani... tamam. Hayır. Asıl ben yani paşa. Ben balıyım. Sen bence kahvaltını yap. Evet Adana'dan Hasan Bey sevgilerimizi gönderiyoruz kendisine. Konuklarınıza selam olsun yazmış. Mersin'den Hatice Hanım günaydınlar, programınız çok kaliteli, çok şıksınız. Aman efendim çok mersi, çok teşekkürler. Konuklarımıza selamlar, günaydınlar demiş. Ama Kayseri'den gelmiş. Ama yok. Sivas'tan yok bak. Sivas'tan yok. Daha nerede? Nerede hani? Hani kaça neredeler? Hani nerede Sivas'ı izleyenler? Ekin TV izleyenleri nerede? Nasıl laf? Bir dakika. Krallar en son sahneye çıkar. Doğru. Öyle miymiş? Tabii. Sivaslılar da bence programın bitiminde 15 dakikada kilitlenecek. İnşallah. Peki hadi bakalım. SMS'lerinizi bekliyoruz sevgili izleyenler. Çekilişimizle bir hediyemiz var. Bal mı? Çok evet güzel. Afiyet olsun. Bak kapalı da var orada. Bal, evet, efendim bal. Ne yapıyorsunuz? Hediye kazanmak için, sorularınızı göndermek için canlı önerilerinizi, şikayetlerinizi ne derler? Kıyafetinle ilgili görüşlerinizi göndermek için efendim ne yapıyorsunuz? Ekin yazıyorsunuz büyük harflerle boşluk bırakıyorsunuz. Adınızı, soyadınızı, elinizi ve telefon numaranızı yazdıktan sonra 3929'a gönderiyorsunuz efendim. Sevgili izleyenler bugün her gün söylüyorum, rica ediyorum canlarım, ciğerlerim, sevgili Ekin TV izleyenleri, bizleri dünyanın dört bir yanından, Türkiye'nin dört bir yanından izleyen sevgili seyircilerim lütfen Face ve Twitter sayfalarıma yazmayınız. Rica ediyorum. Çünkü yayından sonra ben bakıyorum, lütfen yazmayın. SMS gönderin efendim. Mesaj atın. Yani Sivaslı sanatçınız da burada ama Sivas...
Rizeli, Sivaslı. Rize. Ha, hadi neyse yani şimdi oyuncumuz da sen. Yine sen sanatçısın. Ben aslında Erzurum'um. Ay kurban olurum ben. Severim Erzurum'dan. Dadaşız biz de. Vallahi severim. Ankara'da doğma büyüme ama aslen Erzurum. Beni yoruyorsun ne yapıyorum bu arada? Vallahi hem yoruluyorsun hem yiyorsun. Vallahi severim ben ama. Afiyet olsun canım ye. Evet. Elinden alan yok yani. Hiçbir şey yemediniz ama. Sofran bol olsun sağ ol. Güzel her şey. Afiyet yemedik, olsun da vallahi hiçbir şey yemediniz. Yumurta yedik. Hani yumurta? Hani vallahi yemediniz. İkinci yumurtam bu. Tabii. İkinci mi o? Tabii canım. İkinciyi mi getirdin? Evet, Çukar evet. Ne zaman getirdin? Hangi ara rica getirdin? Ettim. Hangi ara birinci yok, yuttun? Ben geldim yani programı. Evet. Makarajıydım. Evet. Geldim yedim karnım açtı. İkinciyi getirdi. Ha, peki. Ay görmedim. Gökhan ne ara getirdin? Getirmedi. Vallahi... Vardı yedim. Sonradan boş görünce getirdi bana. Ha masada. Tamam peki. O zaman sen hem balını ye hem de albümden birazcık bahsedelim. Albümde... Albüm deyince şöyle bir şey yaptı, bıraktı elindekini. Şimdi paşacığım o kadar güzel Kahtalı Mıçı'dan o kadar güzel yöresel türküler var ki albümden biraz bahsetmek istiyorum. Kimlerle çalıştın bu albümde? Kerem Özdemir. Tanır mısınız? Evet tanıyorum. Aranjör Kerem evet. Özdemir. İyi bir aranjördür. İyi, evet. Halk müziğinde iyidir yani evet. Tabii. Halk müziğinde dalında iyidir. Bizim tarzı yaptığımız işlerde iyidir. İşte Osman Hı-hı. Aktaş Mey. Zurna Deniz abi, Deniz Salman, Bilal-i Salman'ın oğlu. Bağlamalar Kenan abi, Kenan çaldı falan. İyi bir iş oldu, şöyle iyi bir iş oldu derken ben itiraf edeyim dürüstçe. Bizim bu işimiz yapıldığında her zaman, mübalağa etmiyorum, bunu her çıktığım yerde söylüyorum. 3-5 bin rahat var, nasıl? Nasıl rahat? Promosyonsuz oldu var. Yani bizim, örnek veriyorum, yeni yılda programım var benim İstanbul, Anadolu yakasında bir restoranda. Türkü tarzı yerinde. Öyle bir yerde kaset bir yıl olmasına rağmen yine... yanımızda 300-500 tane götürdüğümüz zaman eritebiliyoruz. Yani bu hesabı bu kadar basit. Örnek veriyorum. Bir evet. Erzurum'a gidiyoruz mesela. Evet. Bir Erzurum'a. Evet. Aşkare'de konserimiz var. 300 tanesi meşhur. Sivas'a gittik. Yani kasetimizi kendimiz imkanlarımızla 3-5 bin her zaman satıyoruz. Çok güzel. Dün de Mustafa Bey'le de konuştuk. Mustafa Aktaş'la Flash TV. Benim genel yayın hemşerim. Yönetmeni. Evet sevgilerimizi gönderelim. Selam olsun Mustafa Aktaş'a. Selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Mustafa Bey hakikaten birçok konuda. Kesinlikle. Bazı konularda demiyorum birçok konuda bana yardımcı oluyor, yol gösteriyor. Hakikaten öyle. Sevgilerimizi gönderelim kendisine öyle buradan. Bana şey dedi, Yeliz'cim dedi Flash TV'deki herhangi bir programa gelsin dedi. Adamlığıyla, şarkılarıyla dedi. Çok sağ olsun, sağ olsun. Rol yapmadan. Çok sağ olsun. Rol yapmadan o reytingi o kişiliğiyle, halka olsun. O samimiyeti ve doğallığıyla dedi. O reytingi yükselten, reytingi çok yüksek yok bir sanatçı be. Arkadaşımız dedi. Havaya hakikaten özellikle havaya girişi birazcık dedi. Zaten havandasın. Havandasın zaten. Ah anama diye parçan. Kesinlikle evet. Çok yani, güzel. Onu da alacağım birazdan. Onu en birazdan. Son dinleyelim. Ya. Ağır ama çok güzel annelerle ilgili. Askerlerimizle ilgili çok güzel bir türkü. Çok güzel okumuşsun. Sağ ol. Ondan sonra Gurbet var, Günün Birinde var. Evet. Hazal'ı okuduk zaten. Evet. Kahveyi kaynatırlar. Günün Birinde, günün kahveyi kaynatırlar. Yeni yani derler hani her kasete koyuyorlar ister. Onu da altyapısını falan görürsünüz. Böyle şeyli falan yaptık böyle. Bas davullu mavullu falan böyle. He. Onu da dinleriz. Şeyi de var mesela Sivas Eli'nin sen enstrümantal onu mix yaptık. He. Çalışmasıyla remix da yaptık. Yapmışsın. Remix. Remix yaptık. Remix müziği derken... var sadece. Ama tabii demin dinlediğimiz gibi değil. İşte batı gitarlar, işte ne bileyim İspanyol gitarlar, elektro gitarlarla yaptık. Fakat kahveye Yemen'den geliri inşallah arkadaşlar gönderir. Kim tam senin aman diyorsan çıkartır buraya. Güzel bir iki dörtlük bir hareketli parça oldu. Sen çok güzel okumuşsun Sivas Elin ama Dilveray, Dilveray ablamız çok güzel okuyor değil mi? O çok içten okuyor, çok güzel okuyor. Sen de okumuşsun ağzına sağlık. Kadın ağzıyla erkek ağzı seslerde kesinlikle... Kesinlikle değişir ama erkeklerde katılmıyorum. Ama Dilberay, bir Dilberay bana göre Türkiye'de korkunç iyi bir ses. Değil bak, mi? İyi bir ses. Yani yanlış anlama işte atıyorum kaşı gözü onu beni ilgilendirmiyor ama ses. Sesi güzel. Fena. Biz fena deriz. Fena ses. Evet çok güzel. Uç Turnam Uç var mesela. Nereden biliyorsun? Araştırdım efendim. Ben konuklarımla ilgili her şeyi araştırdım. Şöyle bir giriyorum ondan sonra Usturnam da iyi. Ne var yani, ne yok. İyi. Ama Hanam işlerinde en iyisi 2010-2011'de iki sene oldu. Çok bak bunu işten söylüyorum. Her şey maddiyat mı? Kesinlikle Türkiye'de %50 de maddiyattır her şey. Tabii. Evet. Çok ekmeğini yedim Yeliz. Yani ben örnek veriyorum. Erzurum'da konser yapıp havaalanında inip Antep'e gittiğimi biliyorum o türkü. Yani değil mi? İstanbul'a döneceğim diyorlardı ki Antep'te bir iş aldık diyorlardı. Allah'ım diyordum. Bir türkü için türkü var. Gidiyordum iki gün. Cuma, Cumartesi, İzmir, Ankara, Eskişehir, Bursa falan.
Çok iyi çalıştım. İşte o yörenin sanatçısı özellikle mesela Sivas'ta, tabii, Sivas'a tabii, özgü tabii, enstrümantal tabii, yapmışsın. Sen normal gittim. Okumuşsun. Yok, Karadeniz'e, Ordu'ya git, Ünye'ye de çalıştım. İşte ben. Yöresel daha çok böyle revaçta oluyor. Falan kaybetmiş. Allah kimselere vermesin. Ünye'de bir dostum. Ha. Yunus abi diye. Yani türkü var. Yazılık, orada çok evet. Modern bir bar yani. Üniversitede falan. Hı-hı. Dedim abi bak bir şey soracağım. Ben Sivaslıyım. Türkü okuyorum. Arıza vermeyelim gibilerine. Ne diyorsun abi dedi ya. Sivas'ı, Malatya'sı. Adama bak. Hepsi bizim. Bir gittim. İki günlük anlaştım. Beş gün. Full yemin ediyorum güzel. Hem para kazandım hem de ne güzel dostlarım oldu. Evet, ya ben buna katılmıyorum. Ben demin içeride de söyledim. Yani evet. Sivas, Kayseri, Rize. Ayrım. Ama Sivaslıyım tabii. Tabii ki. Ama sonuçta orada Sivaslıyım. Ama gel gelelim Mut mesela. Mersin Mut. Geçen Sertoğlu diye bir aileye gittim. Hmm. Diyorum ki sevgili Ali Koç başkana. Bak ben türkü. Abicim sen ne yapacaksın diyor. Faran buradayım. Sen gel oku. Yemin ama ediyorum Mersin'de bak ukalalık yapıyorum. Ukalalık yapıyorum şu anda. Evet yapıyorum. Hava atıyorum. Salladım abi. Salladım oraları. Bir program yaptım. Yani anladın mı? Bizim türkülerimizi bilen bilir yani. Bilen bilir yani. Evet. Kalkıp da şimdi Bebek'te beni sahilde kahve içerken ablam dinlemez yani. Ve dinlemesin abi. Doğru diyorsun. Yahut da Porsche'da falan dinlemez. Porsche'da falan doğru diyorsun. Beyaz Şahin'de, Hacı Şahin'ler oluyor ya. Tı tı. Ya yani, canım gerçekten niye? Ay, vallahi ben... Arkasında diyor paşam ama, sağ olsun. Aa, mesela o, ya. Ya doğrudur aa. Ama şöyle bir şey var paşacığım. Şimdi Bebek'te diyorsun Bebek'te. Vallahi billahi ben arabamla geçerken vallahi söylüyorum. Bak samimiyetime lütfen izleyenler. Kesinlikle. İnanın. Bebek'te sahilde arabayla geçiyorum mesela o Porsche'ların içinde yeminle söylüyorum ya. O jiplerin içinde Türk sanat müziği dinleyen insanlar var. Türk halk müziği dinleyen insanlar evet, var. Evet, evet, evet. Neşet Ertaş'ı dinleyen insanlar var bu Türkiye'de, İstanbul'da. Bir yani, şey itiraf edeyim mi? Buyurun. Senin gibi şık bir bayan olursa bak yanında direkt çevirir. Sanat müziğine popa. Vallahi diyorum ya bak bak. İnanmaz işte. Hayır yanında ya değilim. Ben yan arabada. Ben 40 yaşındayım. Yan arabada. 40 yaşındayım evli değilim ben. Arabama biniyorum ya bana böyle yapıyor kız arkadaşım mesela. Varsa vara. Böyle yapıyor bak böyle yapıyor. Kesin türkü dinliyorsundur. Tak. Güneşlik'ten bir çıkartıyorum. Sezen ablayı. Ferhat abi. Bir güne de mi? Bulundurmak zorundayım. Adım çıkmış Ferhat ya. Ferhat Güzel'i mi dinliyorsun? Ha, yok. Arabamda. Ferhat Güzel'i. Ama Ferhat Güzel'i. Ya o beni dinlesin ya. Hayret diye. Ve öyle bir şey söyleyeyim ben sana? O öyle bir modda da var insanlar. Diyor ki mesela işte atıyorum türkü söyleyen bir adam bu. Ama beni sahnede hep böyle bilirler. İşte öyle canlandırıyorlar. İşte yeşil pantolon, kırmızı çorap, mor ceket evet, falan. Evet güzel bir kız geliyor zaten şimdi. Stüdyomuza geldi. Bana Öztürk. Canım arkadaşım hoş geldin. Günaydın. Şöyle alalım seni hemen yerine. Merhaba, evet, sürücüyü bastın resmen hakikaten. Hoş geldin. Seni şöyle ortalarına, iki beyefendinin ortalarına değerlendirmeni alacağım tatlım. Senin için hazırladım. Özellikle şimdi paşa bakıyor bana. Nasıl? Yönetmenimden evet. Minicik bir reklam aramız var sevgili izleyenler. Kısacık bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden tüm hızımıza devam ediyoruz. Kiminle birlikte? Kainat güzelimizle birlikte efendim. Reklamlar.